Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Size bir önceki videoda interfazdan bahsettim. Hücre döngüsünün kontrolünden bahsettim. Şimdi kontrol noktalarından bahsettim ama kontrol bozulursa neler olur? Bunları mitoz bölünmenin sonunda anlatacağım arkadaşlar. Yani kanser oluşumundan ayrıca bir video olarak bahsedeceğim. Çünkü kanser oluşumu oldukça önemlidir. Kanserde alınan önlemler neler? Bunlarla ilgili oldukça uzun uzun konuşacağız. O yüzden bunu ayrı bir video olarak yapacağım. Sakın atladığımı düşünmeyin. Şimdi gelelim mitoz bölünmeye ve mitoz bölünmenin evrelerine. Arkadaşlar ilk önce mitozun genel özelliklerinden bahsedeyim. Daha sonra ise mitozun evrelerine geçelim. Şimdi nedir mitozun genel özellikleri? Öncelikle mitoz bölünme bir hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda da büyüme ve gelişmeyi sağlar. Ayrıca yaraların onarımını da sağlar arkadaşlar. Peki bir hücreli canlılarda mitoz nasıl üremeyi sağlıyor? Şöyle düşünün, bir hücreli bir canlı mesela. Bir hücreli bir canlımız. Ben bunu ikiye böldüğüm zaman iki tane ayrı oluşuyor mu? Canlı oluşuyor. O zaman neyi sağlıyor bu? Üremeyi sağlamış oluyor. O zaman yazalım. Bir hücrelilerde üremeyi çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve yaraların onarımını sağlar. Evet, ilk özelliğimiz bu. Gelelim ikinci özelliğimize. Arkadaşlar mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Yazalım. Kromozom sayısı değişmez mitoz bölünmede. Daha sonra mitoz bölünme, üreme hücreleri de dahil, bakın üreme hücrelerinde de görülebilir. Bölünemeyen hücreler hariç tüm vücut hücrelerinde görülebilir arkadaşlar. O yüzden mitoz bölünme bizim tüm vücut hücrelerimizde görülebiliyor. Ayrıca insanın yaşam boyunca da devam ediyor arkadaşlar. İnsanın yaşamı boyunca devam eder. Yani yaşlandık, mitoz bölünme olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Mesela bir vücudunuz yaralandığı zaman orası iyileşiyor arkadaşlar. Mitozun devam ettiğini gösterir. Ayrıca dediğim gibi vücut hücrelerinde gerçekleşir. Bunu da yazalım. Vücut hücrelerinde gerçekleşir. Bir diğer özelliğine gelelim. Arkadaşlar kromozom sayısı fark etmeksizin tüm canlılarda görülebilir. Yani N, 2N, 3N gibi kromozoma sahip canlılarda görülür. Şimdi mitozun bazı çeşitleri de var arkadaşlar. Amitoz bölünme gibi mesela. Bu mesela bakterilerde görülüyor. Hani bakterileri ve arkeleri katmadan sadece ökaryotik canlıları düşündüğümüzde ökaryotik hemen hemen tüm hücrelerde mitoz bölünme görülür. Zaten mitoz bölünmenin görülmediği hücreleri de bahsetmiştik. Neydi bunlar? Kars yumurtası olarak şifrelemiştik arkadaşlar. Tabi başka bölünemeyen hücreler de vardır ama genel olarak karşımıza çıkanlar bunlar. Daha sonra gelelim, bölünme sonucunda kaç tane hücre oluşuyor? Arkadaşlar bölünme sonucu 2 tane hücre oluşur. Bölünme sonucu 2 hücre oluşur. Bölünme sonucunda 2 hücre oluşur. Ayrıca arkadaşlar burada kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz. Kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz. Şimdi kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz diyoruz. Neden sağlanmaz? Çünkü mitoz bölünmede oluşan hücreler birbirinin aynısıdır. Hiçbir şekilde, işte mayozda bahsedeceğiz, crossing over olsun, işte homolog kromozomların rastgele ayrılması olsun, bunlar gerçekleşmiyor. Sadece mutasyon hariç diyeceğiz. Bakın mutasyon olursa mutasyonlar çeşitliliğe sebep olabilir arkadaşlar. Mesela virüsler çok sık mutasyon geçirirler.
Bu mutasyon da virüslerin sürekli değişik olarak bizim karşımıza gelmesine sebep olur. Mesela şöyle düşünün, koronavirüs değil mi? Bu ara çok böyle gündemimizde olan bir hastalık virüs. Arkadaşlar, koronavirüsün bilmem İngiltere varyantı, bilmem işte Delta varyantı, bir sürü varyantlar çıktı. Neden bunlar çıkıyor? Çünkü virüsler çok çabuk mutasyon geçirirler. Bu yüzden de çeşitlilik oluştururlar. Bu çeşitlilikten dolayı da sürekli karşımıza farklı şekillerde çıkabiliyor. Aynı şey grip virüsü için de geçerli. Mesela grip aşısını olursunuz işte dönemin başlarında, sonbaharda işte. Ama siz yine grip olabilirsiniz arkadaşlar. O grip aşısı sadece belirli olan bir virüs için, hani o sene ilk olarak görülen virüs için üretiliyor. Ama o virüs işte mutasyon geçirip de tekrardan karşınıza gelirse yine grip olma ihtimaliniz vardır arkadaşlar. Bu şekilde mutasyondan da bahsetmiş oldum, yani öneminden, nasıl olduğundan. Gelelim bir diğer özelliğine arkadaşlar. Eşeysiz üremenin temelini oluşturur. Yazalım onu da. Eşeysiz üremenin temelini oluşturur. Temelini oluşturur. Zaten üreme konusunu ayrıca işleyeceğiz ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlar, mesela bazı canlılar gametlerini mitozla oluşturuyorlar. Hangi canlılar? Örnek verelim. Mesela erkek arı. Erkek arı en kromozomlu olduğu için gametini mecburen neyle üretiyor? Mitozla üretiyor. O zaman yazalım. Bazı canlılar, hatta bazı haploid canlılar diyelim. Haploid canlılar gametlerini mitozla üretir. Mitozla üretir. Örnek olarak da yazalım erkek arıyı. Mesela erkek arı diyelim parantez içerisinde. Arkadaşlar, mitoz bölünmede dediğim gibi işte sinapsistir, işte crossing over'dır, homolog kromozomların rastgele ayrılmasıdır. Bunlar zaten görülmez. Ayrıca mitoz meyoz karşılaştırması yapacağımız için orada da söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, bir hücrenin mitoz bölünme sırasında işte kromozom sayısıyla DNA miktarı nasıl değişiyor? Şöyle şurada göstereyim ben size. Diyelim ki ne olsun? Bizim bir işte deri hücremiz olsun. Deri hücresi. Bu deri hücresi diyelim ki mitoz bölünme geçirecek ve bu mitoz bölünme geçiren deri hücremiz, bakın şöyle hücremiz, bu hücrenin şöyle ortasında çekirdek, burada DNA'sı var, kromozomu var. DNA miktarı 2x. Kromozom sayısı arkadaşlar, kromozom sayısı 2n, değil mi? 2n eşittir 46. Şimdi bu deri hücresi diyelim ki interfaz evresini geçirdi. Bakın, interfaz. İnterfaz evresinde kromozom sayısı değişmez. Bakın, kromozom sayısı yine 2n kalır ama DNA eşlendiği için DNA miktarı 2 katına çıkar ve 4x olur arkadaşlar. Gelelim sonraki evrelerimize. Ne vardı? Karyokinez ve sitokinez vardı. Karyokinez evresine geldiğimizde, şimdi karyokinezin de aşamaları vardı, değil mi? Bu aşamalardan bahsedelim. Arkadaşlar, karyokinezin aşamalarından biri profaz evresi. Profaz. Profazda DNA miktarı yine 4x, kromozom sayısı yine 2n'dir. Gelelim bir sonraki evremiz, metafaz evresine. Metafaz evresi. Metafaz evresinde de yine 4x, kromozom sayısı yine 2n'dir. Sonra geliyorum anafaz evresine, sırasıyla yazıyoruz. Anafaz evresi. Yine anafaz evresinde de DNA miktarı 4x, kromozom sayısı 2n. Daha sonra geliyorum, bakın, telofaz evresine. Yine telofaz evresinde de DNA miktarı 4x, kromozom sayısı 2n. Peki bu nerede 2x'e düşecek? İşte geliyorum sitokinez evresine arkadaşlar. Sitokinez evresinde, bakın şöyle yine kutucuğun içerisine alalım. Sitokinez evresinde iki tane hücre oluşuyor. İken kromozomlu, şimdi ikenle başladık. İki tane hücremiz oluşuyor arkadaşlar. Şu DNA'sı. Bu iki hücrenin de kromozom sayısı da ikendir. DNA miktarları da ne olur? 2x'e, yani eski haline döner. Peki, kromozom sayısının ve işte DNA miktarının eşit olması neyi sağlıyor? İşte DNA miktarının artarak
en artmasını ya yani artarak gitmesini engelliyor arkadaşlar. Böylece kromozom sayısı sabit kalmış oluyor. Burada çeşitlilik olmamasının sebebi de arkadaşlar yani mitozda çeşitlilik olmamasının sebebi iki sebep söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi interfazda DNA'nın kendisini eşlemesidir. İkincisi de arkadaşlar kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılmasıdır. O zaman yazalım. Mitozda çeşitlilik olmamasının sebepleri. Birincisi interfazda DNA'nın eşlenmesi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam mayozda da eşleniyor. Evet, mayozda da eşleniyor ama mayozda profaz evresinde, profaz 1 evresinde crossing over gibi olaylar görülüyor. O yüzden bu çeşitliliğe sebep oluyor. Eğer ki bunlar olmasaydı ne olacak? Yine interfazda DNA'nın eşlenmesi orada da çeşitliliğe sebep olmayacaktı. İkincisi de arkadaşlar kardeş kromatitlerin ayrılması. Bu ikisi mitozda çeşitliliğin olmamasına sebep olur. Evet, böylece mitozun genel özelliklerinden, DNA miktarından bahsettik. Şimdi gelelim mitozun evrelerine. Arkadaşlar, karyokinez ve sitokinez diyeceğiz. İlk önce karyokinezi anlatacağım size. Daha sonra sitokinezden bahsedeceğiz. Şöyle diyorum. Bir karyokinez. Karyokinez. Arkadaşlar karyokinez evresi bildiğimiz gibi 4 evreden oluşuyor. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinden oluşuyor. İlk önce profazdan başlayacağız. Hem şekil üstünde göstereceğim hem de nelerin gerçekleştiğini yazı olarak yazacağım. Ama aralarda bir de bizim prometafaz dediğimiz bir evremiz de var. Onu da böyle alt evre olarak göstereceğim arkadaşlar. O zaman şöyle diyorum. A profaz diyorum. A profaz. Diyelim ki elimizde 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücre var. 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücre. Bakın. Görünsün diye böyle elimi biraz daha geriden yapayım. Şöyle kalemi geriden tutayım. Arkadaşlar 2N kromozomlu bu hücrenin işte hücre zarı. Bakın şurası hücre zarı. Birinci şekli yazarken her şeyi yazacağım. Diğer şekillerde hepsini yazmayacağım arkadaşlar. Daha sonra geliyorum. Bakın şu da çekirdek zarı. Çekirdek zarı. Çift katlıdır ama ben böyle tek katlı olarak göstereyim. Daha sonra içerisinde ne var? Kromatin iplik var, değil mi? Kromatin iplik. Sonra bir de ne var arkadaşlar? Böyle farklı bir renk alalım. Hangi rengi alacağımı seçemedim. Evet, turuncuyu alalım. Arkadaşlar bir de çekirdekçikle, bakın şu çekirdekçik. Bir de endoplazmik retikulum vardı. İkisini aynı renk yazdım. Çünkü bunlar zaten eriyerek kaybolacaklar. Şimdi bu bizim 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücremiz. Kromozomlar henüz belirgin hale gelmemiş. Çünkü profaz evresinde arkadaşlar, birazdan anlatacağım neler olduğunu profaz evresinde. Bu en önceki hücreyi çizdim. Bu bizim elimizdeki hücre. Şimdi profaz evresinde ne olacak? Bakın profaz evresinde tekrardan ben hücreyi çiziyorum. Biraz daha büyük çizeyim. Bu hücrenin bakın çekirdek zarı şöyle çekirdek zarı eriyerek kaybolur arkadaşlar. Bu arada şeyi çizmeyi unuttum. Hayvan hücresi için anlatıyorum. Sentrozomları çizmeyi unuttum arkadaşlar. Sentrozomları da çizeyim. Şu da bizim sentrozomumuz. Sentrozom. Sentrozomu iki tane çizeceğim. Neden iki tane? Çünkü interfazda sentrozom eşleniyordu, değil mi? Sentez evresinde yani S evresinde eşleniyordu. Bunlar da bizim sentrozomlarımız. Şimdi çekirdek zarı eriyerek kayboluyor. Daha sonra kromozomlar arkadaşlar yani kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozom haline dönüşüyor. Yani bizim 4 tane kromozomumuz şöyle net bir şekilde belli oluyor. Bu 4 kromozom. Daha sonra çekirdekçikle endoplazmik retikulum eriyerek kayboluyor. Şimdi eriyerek kaybolduğu için onları da buraya çizmiyorum. Çekirdek zarını çizmemin sebebi hani bu da ortadan kayboluyor ama eriyerek kaybolduğunu göstermek için. Daha sonra arkadaşlar endoplazmik retikulum çekirdekçik ortadan kayboluyor dedik.
Sentrozomlar iğ ipliği oluşturmaya başlıyorlar. Yani mikrotübül dediğimiz proteinleri üretmeye başlıyorlar. Ve iğ iplikleri oluşturarak şöyle kutuplara doğru, zıt kutuplara doğru çekilmeye başlıyorlar arkadaşlar. Aralarında bu şekilde bağlantılar var. Sentrozomların bunlar bu bağlantılarla birlikte zıt kutuplara doğru çekilmeye başlıyorlar. O zaman bakın 2 yani eşittir 4 kromozomlu bir hayvan hücresi dedik. Sentrozomu çizdiğimiz için hayvan hücresini gösteriyoruz. O zaman yazalım profazda neler olduğunu. Bakın birincisi çekirdekçik kaybolur. Kaybolur. Daha sonra kromozomlar iki kromatitli hale gelir. İğ iplikleri oluşmaya başlar. İğ iplikleri oluşmaya başlar. Daha sonra sentrozomlar arkadaşlar, şöyle diyelim, sentrozomlar aralarındaki, şimdi iki sentrozom birbirlerine bağlı olarak işlev görüyorlar ya, aralarındaki bu mikrotübül dediğimiz iğ ipliklerinin uzanması sayesinde birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Aralarındaki mikrotübüllerin uzaması nedeniyle birbirinden uzaklaşır. Birbirinden uzaklaşır. İşte bu şekilde bizim profaz dediğimiz evre. Şimdi endoplazmik retikulumdan burada bahsetmiyorum. Hani dedim tamam kayboluyor ama arkadaşlar hatta isterseniz endoplazmik retikulumu buraya çizeyim. Çekirdekçik kayboluyor ama endoplazmik retikulum için başka bir evreyi anlatacağım size. Şimdi A profaz evresi dedim. Profaz evresi bittikten sonra direkt metafaz evresine geçmiyor. Prometafaz dediğimiz bir evre var. Alt bir evre arkadaşlar. Onu buraya yazacağım. Prometafaz. Prometafaz. Yani metafazdan önceki evremiz. Şimdi bu evrede neler gerçekleşiyor? Bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar, bu evrede çekirdek zarı tamamen parçalanır. Çekirdek zarı parçalanır bu evrede. Daha sonra bir diğer olay. Mikrotübüller, şimdi burada mikrotübüller oluşuyor ya, bu mikrotübüller çekirdek alanı dediğimiz şu alanı istila ediyorlar arkadaşlar. Mikrotübüller çekirdek alanını istila eder. Yani buraya doğru bir sürü mikrotübül oluşturuyorlar. Daha sonra her kromozomdaki, bakın şu kromozomlar var ya, her kromozomdaki kromatitler kinetokor dediğimiz proteinlere sahip olur. Yani kinetokor oluşumu nerede gözleniyor? Prometafazda. Yazalım. Her kromatit kinetokora sahip olur. Sahip olur. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar. Şimdi burada bir sürü iğ ipliği oluşturuyor. Bakın bir sürü mikrotübül var. Ama bu mikrotübüllerin hepsi gelip de kromozomların sentromer bölgesine tutunmuyor. Sadece bazıları tutunuyor arkadaşlar. Bu bazı mikrotübüller gelip kromozomların işte kinetokor dediğimiz o sentromerlerin etrafında bulunan kinetokor dediğimiz proteinlere bağlanarak kromatitleri birbirinden çekmeye başlıyor arkadaşlar. Yani kromatitleri yavaş yavaş ayırmaya başlayacak. O zaman yazalım. Bazı mikrotübüller kinetokorlara bağlanarak mikrotübülleri haline gelir. Yani bu evrede bunları artık böyle diyoruz. Mikrotübülleri haline gelir. Ve kromatitleri çekmeye başlarlar. Şimdi böyle çekerek ne yapıyorlar? Hücrenin merkezine dizmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden çekiyorlar kromatitleri. Daha sonra bu kromatitlere hani yani kinetokorlara bağlı olmayan mikrotübüller var ya arkadaşlar, bunlar da bu iğ yapısı dediğimiz hani
sentrozom ve iğ ipliklerin oluşturduğu yapıyı. Bu yapıyı arkadaşlar zıt kutuplarına uzanıyor ve diğer mikrotübüllerle etkileşiyorlar. Yani nasıl? Bağlananlar keratokor bölgesine bağlanıyor. Bağlanamayanlar ise karşılıklı olarak birbirlerine bağlanıyorlar arkadaşlar. O zaman yazalım. Keratokora bağlı olmayan mikrotübüller zıt kutuplardaki mikrotübüllerle bağlanır. Mikrotübüllerle etkileşir diyelim ya da mikrotübüllerle etkileşir arkadaşlar. Evet, bu şekilde prometafaz evresi sonlanmış oluyor. Şimdi gelelim arkadaşlar metafaz evresine. Metafaz evresini şöyle yapalım. Başka bir kağıda yazayım ben, şöyle anlatayım. Şöyle B diyelim, metafaz. B metafaz evresi. Peki bu evrede neler gerçekleşecek? Arkadaşlar, metafaz evresinde sentrozomlar artık tamamen hücrenin zıt kutuplarına geçmiş oluyorlar. O zaman şöyle bakın, çizelim yine. Sentrozomları yeşille göstermiştik. Sentrozomlar artık hücrenin şöyle zıt kutuplarına yerleşmiş bulunuyorlar. Arkadaşlar, iğ iplikleri eşit uzunluktaki bu hücre plağı dediğimiz plağa, yani metafaz plağı dediğimiz plağa toplanıyorlar. Yani burada artık kromozomları tutmuşlardı ya, hani kromozomlar arkadaşlar bu metafaz plağı dediğimiz plağa yerleştiriyorlar. Yani orada tutuyorlar. Hemen iğ ipliklerini de böyle üstüne çizeyim. Bakın bu şekilde. Bunların kinetokor bölgelerine bağlandılar. Kromatitlerin. Daha sonra bu şekilde tuttular. Peki, hani bahsetmiştim ya prometafazda. Bağlı olmayan mikrotübüller ne yapıyor? Bunlar da bakın kendi aralarında bu şekilde birleşiyorlar. Yani bu aslında yapının korunmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde birleşiyorlar ve hücrede böyle bir görünüm ortaya çıkıyor. İşte bu görünüm nedir? Metafaz evresidir arkadaşlar. Metafaz evresi. O zaman yazalım isterseniz. Sentrozomlar hücrenin zıt kutuplarına yerleşirler. Daha sonra ne dedik? Kromozomlar iğ yapısının, bu arada iğ yapısı dediğimiz arkadaşlar sentrozom ve iğ ipliklerinin tamamına iğ yapısı diyoruz. İğ yapısını kutuplarından eşit uzaklıktaki metafaz plağında toplanırlar. Daha sonra gelelim bir diğer özelliğimize. Arkadaşlar, kromozomlar artık sentromerleri ne oluyor? Bu metafaz plağının orta kısmında yer alıyorlar. Şimdi peki bundan sonra ne olacak? Her kromozomdaki arkadaşlar kardeş kromatitlerin kinetokorları, yani şurada hani kinetokor dediğimiz proteinler vardı ya, bu kinetokorlar zıt kutuplardan gelen bu mikrotübüllere tamamen bağlanıyorlar ve artık birbirlerinden ayrılmayı bekliyorlar. Yani metafaz evresinin sonunda bunlar gerçekleşiyor. O zaman yazalım. Her kromozomdaki kardeş kromatitlerin kinetokorları zıt kutuplardan gelen kinetokor mikrotübüllerine tutunur. Evet, bu şekilde de metafaz evresi sonlanmış oluyor arkadaşlar. Metafaz evresinden sonra hangi evre başlayacak? Anafaz evresi. O zaman şöyle C diyorum. Anafaz evresi. Bu video birazcık uzun olacak arkadaşlar. Evreleri böyle detaylı anlattığım için. O yüzden yarım saati geçebilir bu video. Hatta şu an 24 dakika olmuş. Daha da fazla olabilir. Evet
Anafaz evresi arkadaşlar mitozun en kısa evresidir. Peki bu evrede ne oluyor? Bakın bu evrede kohezin proteinleri dediğimiz bir protein vardır. Bu proteinler koptuğu zaman anafaz evresi başlıyor arkadaşlar. Peki bu proteinler ne işe yarıyor? Yani koptuğu zaman ne oluyor? Arkadaşlar her çiftteki kardeş kromatitler var ya, şu kromozomlardaki kardeş kromatitler, bunların aniden ayrılmasına izin veriyorlar bu proteinler. Yani bu proteinler koptuğu zaman kardeş kromatitler artık birbirlerinden ayrılabilir. Kohezin proteinleri unutmayalım. Arkadaşlar her kromatit artık bağımsız bir kromozom haline geliyor birbirlerinden ayrıldıkları zaman. Yani bunlara artık ne diyoruz her birine? Kromozom diyoruz. Hatta size kromozomları sayarak da sayısının iki katına çıktığını da göstereceğim. Anafaz evresinde arkadaşlar kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar diyeceğiz zaten. O zaman şöyle bir şeklini çizelim. Bakın şekil olarak. Bakın kromatitler birbirlerinden artık ayrıldıkları için zıt kutuplara doğru mikrotübüller sayesinde hareket etmeye başlıyorlar. Şekil karışmasın diye diğer mikrotübülleri göstermiyorum, birbirine bağlanan mikrotübülleri. Sadece bunları göstereyim. Bu şekilde birbirlerinden ayrılıyor. Biz artık bunların her birine ne diyoruz? Kromozom diyoruz. Kardeş kromatit demiyoruz artık çünkü birbirlerinden ayrıldılar. O zaman yazalım. Ne dedik? Mitozun en kısa evresidir dedik. Arkadaşlar mitozun en kısa evresi derken yaklaşık 4-5 dakika falan sürüyor. Yani o yüzden en kısa evresidir diyoruz. Mitozun en kısa evresidir. Nasıl başlıyormuş anafaz? Anafaz kohezin proteinleri koparıldığı zaman başlar. Peki bu olay neye sebep oluyordu? Bu olay kardeş kromatitlerin aniden ayrılmasını sağlar arkadaşlar. Aniden ayrılmasına izin verir diyelim. Aniden ayrılmasına izin verir. Böylece artık her kromatit ne olur? Bir kromozom haline gelir. Böylece Her kromatit bir kromozom haline gelir. Kromozom haline gelir. İşte anafaz evresinin temel olayı bu. Bundan sonra ne olacak? Arkadaşlar, serbest kalan şimdi bu yavru kromatitler var ya, bunlar mikrotübüllerin kısalması sonucunda zıt kutuplara doğru hareket etmeye başlayacak. Önce arkadaşlar şimdi buraya kim bağlı? Sentromer bölgesine bağlı değil mi iyiplikleri? Peki ayrılma gerçekleştiği zaman ilk önce neresi hareket eder? Sentromer bölgesi. Yani şuradaki bacaklar daha sonradan gelir. İlk önce sentromer bölgesi hareket eder. Sonra ise arkadaşlar şu diğer yapılar hareket ediyor. O zaman yazalım. Serbest kalan yavru kromozomlar kendilerine bağlı mikrotübüllerin kısalması sonucu hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket eder. İyi mikrotübülleri sentromere bağlı olduğu için ilk önce sentromer hareket eder. Evet, bu şekilde anafaz evresi gerçekleşiyor arkadaşlar. Peki bu kinetokorlara, yani sentromerlere bağlı olmayan mikrotübüller ne işe yarıyor artık? Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Bunların uzaması nedeniyle hücrenin boyu uzuyor. Yani artık hücre ne yapıyor? Böyle uzunlamasına doğru boyunu uzatıyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Sentromerlere ya da kinetokorlara da diyebiliriz. Sentromerlere bağlı olmayan mikrotübüller sayesinde
Hücrenin boyu uzar. Hücrenin boyu uzar. Bir de şunu da yazayım. Kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar. Geçici olarak iki katına çıkar. Evet, bu şekilde ana faz evresini de sonlandırdık. Şimdi en kısa evre dedik ama en çok şeyi burada yazdık. Bu olaylar dediğim gibi 4-5 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşiyor. Ama biz böyle hani yazarken bayağı uzun yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi ana faz evresinden sonra artık son evremiz geliyor. Hangi evremiz? Telofaz evresi. Karyokinez için son evre arkadaşlar. Yanlış kalemi aldım. Şunu alalım. Şöyle D diyorum. Telofaz. Peki bu evrede neler olacak? Telofaz evresinde. Arkadaşlar, telofaz evresinde iki tane yavru çekirdek oluşuyor. Yani profazın tam tersi olaylar gerçekleşiyor aslında. Ne oluyor? Çekirdek zarı yeniden oluşuyor. Çekirdekçik endoplazmik retikulum yeniden oluşuyor arkadaşlar. Ve hücre iki çekirdekli hale geliyor. O zaman yazalım. Hatta isterseniz ilk önce şeklini çizelim. Bakın. Hücre yavaş yavaş boğumlanmaya da başlıyor. Hayvan hücresi için anlatıyorum. Bu yüzden bu şekilde çiziyorum. Hücrenin içerisinde ne oluşuyor arkadaşlar? Çekirdek zarı oluşmaya başlıyor. Endoplazmik retikulum oluşuyor. Çekirdekçik ortaya çıkıyor. Sentrozomlardan iyi iplikleri, iyi mikrotübülleri yavaş yavaş kayboluyorlar arkadaşlar. Ve bizim kromozomlarımız artık eski kromatin haline dönmüş oluyor. Yani telofaz evresi bu şekilde gerçekleşiyor. O zaman yazalım. Hücre içinde iki yavru çekirdek oluşur. İki yavru çekirdek oluşur. Peki, karyokinezin sonu bu şekilde. Yazacağım, daha yazacaklarım var ama diyelim ki sitokinez gerçekleşmedi. Ne olur? Sitokinez, yani sitoplazma bölünmedi. Ne olur arkadaşlar? Çok çekirdekli hücreler oluşur. Mesela bizim çizgili kas hücrelerimiz çok çekirdeklidir. Bu yüzden bu çizgili kas hücrelerinde sitoplazma bölünmesi görülmez. Görülmediği için de çok çekirdekli olan kas hücreleri oluşuyor arkadaşlar. Daha sonra gelelim diğer özelliğimize. İç zar sisteminden çekirdek zarı ve ere oluşur. Yani iç zar sistemi tamamen parçalanmıyor arkadaşlar. Atasal hücreden kalıyor bu zar sisteminden parçalar. Bu parçalar birleştirilerek hem çekirdek zarı hem de endoplazmik retikulum oluşuyor. Daha sonra çekirdekçikler görünür hale gelir. Görünür hale gelir. Yani yeniden oluşur. Diyelim ki hücrenin ortasında mikrotübüller kaldı. Bunlar ne oluyor arkadaşlar? Depolimerize, yani parçalanıyor. O zaman yazalım. Arta kalan mikrotübüller depolimerize olur. Şimdi polimerize ne demek? Oluşmak demek. Son başına D eki getirdiğimiz zaman da tam tersi, yani parçalanma anlamını katıyor. Böylece arkadaşlar karyokinez tamamlanır. Böylece karyokinez tamamlanır. Evet, karyokinezi tamamladık. Bir karyokinez demiştik. Şimdi ne diyoruz? 2 diyoruz, sitokinez. 2 sitokinez. Arkadaşlar, sitokinez evresini ben iki şekilde anlatacağım. Bir hayvan hücreleri için anlatacağım, bir de bitki hücreleri için anlatacağım. O yüzden şöyle yazalım. Sitokinez, bakın, geç telofaz dediğimiz bir evre var. Bakın, telofazın sonuna doğru gerçekleşir. Genellikle sitokinez telofazın sonunda, o geç telofaz dediğimiz evrede başlıyor zaten. O zaman yazalım. Genellikle geç telofazda başlar. Şimdi ben bunu hayvan hücreleri ve bitki hücreleri için ikiye ayıracağım. O yüzden şöyle ayırıyorum. Şöyle hayvan hücresi diyorum. Hayvan hücresi. Buraya da bitki hücresi diyorum.
Bitki hücresi. Arkadaşlar ilk önce hayvan hücresini anlatalım. Hayvan hücresinde zaten hani buraya kadar hayvan hücreleri için gerçekleşen olayları anlatmıştım. Aynısı bitki hücresinde de gerçekleşir. Sadece iplikleri direkt mikrotübüllerden oluşur. Sentrozom ortaya çıkmaz çünkü onlarda sentrozom yok. Bir de boğumlanma olayı, yani şu olay yok. Bunlarda ara plak oluşacak. Birazdan zaten anlatacağım. O zaman yazalım. Hayvan hücrelerinde arkadaşlar ölünme oluğu dediğimiz, bakın şöyle bir oluk oluşur. Hücreyi ortadan ikiye ayırır arkadaşlar. Bu bölünme oluğu. O zaman yazalım. Oluşan bölünme oluğu, bölünme oluğu hücreyi ikiye ayırır. İkiye ayırır. Gelelim diğer özelliğine. Şimdi arkadaşlar, metafaz plağı var ya, hani tam hücrenin ortasında bir metafaz plağı oluşuyordu. Orada kromozomlar diziliyordu. Bu metafaz plağının yakınında böyle çok derin olmayan arkadaşlar bir oluk oluşmaya başlıyor. Hani şimdi burada ikiye ayırır dedik. Bu oluğun nasıl oluştuğunu anlatacağım size. Metafaz plağının yakınında çok derin olmayan bir oluk oluşur. Bir oluk oluşur. Arkadaşlar bu oluk, bakın sitoplazmaya bakan kısımda, şimdi ortada oluk var ya, sitoplazmaya bakan iki tane kısmı var. Bu kısımlarında miyozin proteinleri ile, bakın, mikrofilamentler oluşturuluyor ve mikrofilamentlerin oluşturduğu bu halka kasılabiliyor. Hani hatırlayın, size mikrofilamentleri anlatırken dedim ki hayvan hücrelerinin boğumlanmasını sağlar. Böylece sitokinezini sağlar. İşte burada o mikrofilamentler nasıl iş görüyor onu anlatacağım arkadaşlar. O zaman yazalım. Bu oluğun sitoplazmaya bakan kısmında miyozin proteini ile bir arada bulunan aktin mikrofilamentlerinin oluşturduğu kasılabilen bir halka oluşur. Bir halka bulunur ya da oluşur diyelim. Bulunur diyelim. Arkadaşlar aktinle miyozin etkileşiyor. Daha sonra bu halkanın kasılmasına neden oluyor. Kas kasılmasında da aynı olaydan bahsedeceğiz. Aktin miyozin ne yapıyor? Etkileşiyor ve kaslar kasılıyor. Burada da arkadaşlar aktin miyozin etkileşiyor ve bu halka kasılıyor. O zaman yazalım. Aktin ve miyozin etkileşir ve halka kasılır. Halka kasılır. Arkadaşlar bu halka kasıldıktan sonra atasal hücre ne oluyor? İkiye bölünüyor. Sonuçta atasal hücre ikiye bölünür. İkiye bölünür. İşte hayvan hücrelerindeki sitokinez bu şekilde gerçekleşiyor. Aktin ve miyozin proteinlerinin görev aldığını unutmayın arkadaşlar. Ayrıca aktin mikrofilamentleri oluşturuyor. Bunu da unutmayın. Evet, geliyoruz bitki hücrelerinde. Bitki hücrelerinde bölünme oluğu yok arkadaşlar. Bölünme oluğu yoktur. Daha sonra gelelim diğer özelliğine. Arkadaşlar bunun yerine, peki bölünme oluğunun yerine ne var? Bölünme oluğunun yerine telofaz sırasında, bakın şu telofaz evresi sırasında Golgi'den kaynaklanan, yani Golgi'nin oluşturduğu veziküller ortaya çıkar. Bu veziküller arkadaşlar mikrotübüller boyunca ilerliyor. Mikrotübüller var bu aralarda bitki hücrelerinde. Bunlar boyunca ilerliyor ve ortaya geliyor. Hücrenin ortasında hücre plağı dediğimiz bir yapıyı oluşturuyor. O zaman yazalım. Şöyle diyelim. Telofaz sırasında Golgi'den kaynaklanan ya da Golgi'den oluşan diyelim. Golgi'den oluşan veziküller mikrotübüller boyunca ilerleyerek
Mikrotübüller boyunca ilerleyerek hücrenin ortasında bir plak oluşturur. Bir plak oluşturur. Sonra ne oluyor peki? Arkadaşlar, veziküllerin içerisinde hücre duvarını oluşturan materyaller vardır. Bu materyaller işte hücre plağı dediğimiz yapıda birikiyor ve böylece duvar büyümüş oluyor. O zaman yazalım. Veziküller içinde taşınan hücre duvarı materyalleri plakta birikir ve hücre duvarı kalınlaşır. Sonra arkadaşlar ortadan başlıyor ya olay. Plazma zarına kadar devam eder. Sonrasında da ortadan ikiye ayrılır. O zaman yazalım. Bu kalınlaşma hücre zarına kadar devam eder. Sonra bölünme gerçekleşir. Böylece iki tane bitki hücresi oluşmuş olur. Evet, böylece arkadaşlar sitokinezi de anlatmış, bitirmiş olduk. Bitki ve hayvan hücresini karşılaştırmış olduk arkadaşlar. Nasıl gerçekleştiğini anlattım. Bundan sonraki videomuzda, bakın bu video bayağı bir uzun oldu. Bundan sonraki videoda kanser hücresinden, yani kanser oluşumundan bahsedeceğim. Çünkü mitoza bağlı olarak oluşuyor kanser. O yüzden mitozun hemen bitişinde bundan bahsetmek istiyorum. Kanserden bahsedeceğim. Sonra da mayoz bölünmeye geçeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.